Herkese merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klozet içerisindeki oluşan kireci, sarı lekeleri ve gider boruların temizlemenin en kolay ve en etkili yöntemini göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi klozetin içerisi oldukça kireçlenmiş ve sararmış. Şimdi arkadaşlar, klozetin içerisindeki kireç ve sarı lekelerin daha iyi temizlenmesi için içerisindeki suyu alıyoruz. İçerisindeki suyu almasak olur mu derseniz olur, ama klozetin içerisi aşırı kireçlenmiş ve sararmışsa içerisindeki suyu alırsanız daha iyi temizlenir, daha kolay temizlenir. Şimdi arkadaşlar, ilk önce içerisindeki suyu alacağım. Şöyle iki tane pet şişe kestim. İçerisindeki suyu alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi içerisindeki suyu tamamen aldım. Eğer içerisindeki suyu alırsak içerisini temizleyeceğimiz temizlik ürünü daha etkili olur. Şimdi arkadaşlar, şöyle kullanmadığımız, gözden çıkardığımız, çöp atmayı düşündüğümüz şöyle eski çarşaflardan klozetin şöyle üzerine sarıyoruz. Şu tabana değecek şekilde çarşafın, şöyle gördüğünüz gibi, şu tabana iyice değsin çarşaf. Şu bazı klozetlerin şuralarında kanallar oluyor biliyorsunuz. Şöyle kenarlarda şuraları sıkıştırırsınız, oradaki kireç ve sarı lekeler de kolaylıkla temizlenir. Şöyle şu şekilde. Bezi buralara sıkıştırın. Çarşaf bu şekilde klozetin içerisine bu şekilde güzelce tutuşturduktan sonra şöyle porçözü sadece bezi ıslatacak kadar şu şekilde gezdiriyoruz içerisinde. Bez ıslansa yeter. Çok fazla dökmenize gerek yok. Sadece bez ıslansın yeter. Şöyle içerisine de biraz fazla dökün. Eğer çok fazla kireçlenmiş ve sararmışsa bu içerisine biraz fazla porçöz dökün. Klozetin içerisine porçesi bu şekilde gezdirdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi çarşaf iyice ıslandı. İçerisindeki kireç ve sarı lekeler iyice temizlenene kadar yaklaşık yarım saat dokunmuyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde temizlenirken klozetin kapaklarını temizlemek için karışım hazırlayacağım. Çok az bir şey su ısıtacağım. Kaynadı. Şöyle bir tane bulaşık tabletini çok az bir sıcak suyla eriteceğim. Soğuduktan sonra şimdi bunu bidona dolduruyoruz. Bunun üzerine
Yarım çay bardağı bulaşık parlatıcısı ekliyoruz. Şöyle yarım çay bardağı. Daha sonra ağzını kapatıp güzelce çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra klozet kapağının her tarafına şöyle püskürtüyoruz. Püskürttükten sonra şöyle eski bir süngerle şöyle sarı tarafıyla, yumuşak tarafıyla güzelce temizliyoruz. Klozetin kapağını da bu şekilde temizledikten sonra şimdi içerisinde çarşafı alacağız. Yaklaşık yarım saat falan oldu. Şimdi arkadaşlar çarşafı alıyoruz. Şöyle içerisinden çarşafı çıkarmadan şu içerisindeki klozetin içerisindeki kireç ve sarı lekeleri temizlemek için şu şekilde içerisinde çevirin. Böyle yaparsanız fırçalamanıza gerek kalmaz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Hiç fırçalamaya gerek kalmadı. Çarşafın içerisinde dolaştırdığımız için. Şimdi hazırladığımız karışımı şuralarda sıkacağım şöyle. Şimdi güzel bir durulayalım. Burada hortumu takacak musluk olmadığı için şöyle pet şişeye su doldurdum. Şöyle güzel bir durulayacağız. Şimdi tekrar bir daha durulayacağım.
Şimdi arkadaşlar sifonu çekmeden gider borularında güzelce temizlenmesi için bir kettle su ısıtıyoruz. Su kaynadı. Suyu bidon alacağım. Sıcak suyu dökmeden önce yaklaşık bir çay bardağı çamaşır mati klozetin içerisine döküyoruz. Daha sonra hazırladığımız sıcak suyu şöyle klozetin etrafına gezdirerek yavaş yavaş şöyle etrafına gezdiriyoruz. Daha sonra kalan suyu da içerisine döküyoruz. Şimdi arkadaşlar sifonu çekiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Hiç fırçalamaya gerek yok. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.